Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Biliyorsunuz günün ilk yarışmacısıyla beraber olduğumuzda hemen size WhatsApp hattımızı hatırlatıyoruz. Yine öyle yapacağım. Bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi masanın başına oturtabiliriz. Oturtmaya da biliriz. Çünkü bu bir başvuru süreci. Aha, konuşurken numarayı kaçırdım diyenler için de numarayı tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Buyursunlar. Laps diye söyledim bak, gördünüz mü? Evet. Ezberledim galiba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Bunu konuşmuştuk zaten. Neler yapıyorsunuz Özge Hanım? Şu an 3. sınıf öğrencisiyim. İş mimarlık ve çevre tasarımı okuyorum. Süper. Nerede? Üniversitesinde. Evet. Onun dışında okuldan vaktim kaldıkça kulüp yönetim kurulundayım. Kariyer kulübümüz var. Onun etkinlikleriyle ilgileniyorum. Daha çok sonrasında güzel. Eğer vaktim kalırsa spor yapıyorum. Bir de genellikle böyle tarihi yerleri, sergileri, müzeleri gezmeyi çok seviyorum. Çok oralara güzel. Gidiyorum. Ne güzel. İdeal bir hayatınız var diyebiliriz. Yoğun birazcık aslında. Yoğun, ödevler maşallah. Ve derslerden dolayı. Aynen. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Aslında yarışmaya daha önce başvurmuştum. O zaman daha çok ilgileniyordum. Evet. Şu sıralar çok fazla çalışamadım. Hı-hı. Ama yine de iyi. Çalışamadım derken kelime mi çalışıyorsunuz? Evet, kelime. Ha, hadi ya. Yani yarışmak için. Anladım. Başvurduğum zaman. Gayet iyi. Peki. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet, arkadaşlarıma çok selamlar gönderiyorum. Gönderelim. Gelmek istemişlerdi ama vakit bulamamışlardı. Aa, o yüzden onlara selam gönderiyorum. Çok güzel gönderdiniz. Biz de gönderiyoruz arkadaşlarınıza selam. Başlayalım mı ufak ufak? Olur. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. İsimleri aynı olanlardan her biri. Adaş. Adaş doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Eski dilde kişi ile ilgili şahsi, özel anlamına gelen sözcük. Harf alabilir misiniz? Dahil. Değil. Harf alayım. Alalım. Aldık bir tane. Z. Nokta nokta muhterem denir. Zati. Gibi bir şey. Zati doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Buyursunlar. Tanıtmak amacıyla överek öne çıkarma. Tanıtmak amacıyla. Fransızca kökenli. Reklamını Senior yapmak gibi düşünün. Ne efendim? Senior. Değil. PR. Değil. Onun. Harf alayım o zaman. Harf verelim efendim. S. Harf alayım. Bir harf daha aldık. Etmek fiiliyle beraber kullanırız. Lanse. Lanse doğru cevap. Yine beş harfli yapım ekli bir kelime soruyoruz Özge Hanım'a. Bakalım nasıl soruyoruz. Birine görevi karşılığında yılda 12 defa ödenen maaş. Maaş. Güzel sordunuz. 12 defa. 12 defa ödendiğine göre ne diyebiliriz buna? Aylık. Aylık doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Belirgin bir sebep olmadan sinirlenip huysuzluk eden kimse. Harf alayım. Harf verelim. Ç. Çirkef gibi değil. Değil. Huysuz. Evet. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. I. Shakespeare'in oyunu var. Nokta nokta kız. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Özge Hanım, Karadeniz'in suları için söylenir. Çılgın. O benim için daha çok söyle. Hırçın. Hırçın doğru cevap. Gerçekten benim ipucum Shakespeare'in oyunuydu. Editörümüzün ipucu Karadeniz'in sularıydı. Size Karadeniz'in suları yaradı zannediyorum. Burada hakkını da teslim etmem lazım editörümüzün. Fazla sofistike kaldı Shakespeare'in hırçın kızı. Olsun. Fena değiliz be. Ha? Süre bir tık sanki fazla gitti geldi. Yok dur, bir şey daha ben söyleyeceğim onu. Daha bir iki soru daha sorayım. Alt harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Ok, kılıç gibi silahlardan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. Ekibi vardır bunların, oynarlar. Ok, kılıç gibi silahlardan korunmak.
harf alayım biliyorum ama gelmedi. Harf alayım. Kalkan. Kalkan doğru cevap. Kulağıma editör diyor ki balığı da var. Sudan çıkamadı ya sevgili izleyenler bugün. Efendim 7 harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Yaşamının uzun yıllarını geride bırakmış canlı. Yaşlanmış. Değil. Nokta hoş İhtiyar. Geldi. Ne? İhtiyar doğru cevap. Özge Hanım şimdi yarışmanın tam ortasındayız. 3000 puanımız var. 1 dakika 41 saniyede kalan süremiz var. Puanımız çok iyi. Süremiz nanay gibi evet. Görünüyor. Biraz daha hızlanmamız gerekecek. Devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Halk bilimi anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Antropoloji tarzı. Değil efendim değil. Loji. Değil. Halk bilimi. Halk bilimi Fransızca kökenli. Sosyoloji. Değil efendim. Değil. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Süre gidiyor. F. Filoloji. Değil alakası yok. Felsefe. Değil. Almanca halk nasıl denir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Halk oyunları harf deyince... Folklor doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Bir konuda doğru ve mantıklı bir sonuca ulaşabilmek için düşünme, akıl yürütme. Harf alayım. Verelim. H. Harf alayım. Harf aldık. Muhakeme doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Biyolojiden geliyor bakalım. Vücuda alınan besinlerin parçalanması, sindirim. Emilmesi ve dışarı atılmasından sorumlu sistemin adı. Sindirim doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl geliyor soru. Yıkanmış şeyleri sudan geçirmek. Durulamak doğru cevap. Durmadı doğru. Aynen. Canını okudu bu tonun sevgili izleyenler. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli sanattan geliyor soru. Bunu kesin bileceksiniz. Buyursunlar. Konusu cansız varlıklar ya da nesneler olan resim türü. Rasyonel değil şey, efendim. Değil efendim. Modernizm. Değil efendim. Harf alayım. Harf aldık. Resim derslerinde ilk öğretilen... Değil. Ama... Neo... Değil. Değil. O işte meyve resimleri falan var. Evet. Heh. Süre gidiyor ben durdurayım. Ne yaptı? Neden? Süre gidiyordu çünkü. Harf alırdık. Peki. Şimdi cansız varlıklar ya da nesneler. Ya cansız varlık olması bu Fransızca kökenli. Cansız varlık ya. Hani mesela oradan belki şey yaparız. Nereden anlatmaya çalışıyorum. Mesela doğal şeyler resmediliyor. Naturalizm. Değil. Ama öyle başlıyor gibi düşünün. Değil. Değil. Cansız ya bu. Bu ne deriz buna mesela? Cansız. Natürmort olacaktı. Gelmezdi. Ne? Gelmez miydi? Neden? Üzgün alkış halayına hoş geldiniz. Gelmez miydi ya? Harf sonu alırdık belki. İşte o cansız varlığı hep oradan mortu çekmek falan. Berbat bir ipucu sevgili izleyenler. Belki oradan bulursunuz diye düşünmüştüm. Olsun. Önemli değil. Hala 7000 puana ulaşma şansımız var. Efendim 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşuyor aradığımız cevap ve 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Çok şaşırıp ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilememek. Sesini çıkaramaz olmak. Konuşamamak gibi. Dilini yutma. Süre gidiyor. 2 kelime miydi? Evet. Dilini yutma. Böyle şey. Çok şaşırıp ne yapacağını bilememek. Böyle bir kalmak. Dona gibi. Kalmak. Ha gibi bir şey. Kala kalmak, kala kalma. Değil. Gibi. Kalma. Değil. Değil. Onu görünce durma. Böyle nokta nokta
olmuş. Nasıl diyeceğim ki bunu ben? Yani böyle hani böyle bir hiç şok olma gibi böyle ama olma. Ne gibi böyle hani sık neyin sıksak suyunu çıkarırız? Portakal. İnşallah odur. Mecaz olarak söylüyorum. Taş. Taş olma. Taş, değil. Taşa dönme. Aa, taş kesilme olacaktı Özge Hanım. Ya of ya. Üzgün alkışın halayını bile çekemedim sevgili izleyenler. Nasıl kalbim kırıldı. Son soruya geldik. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz soruyu. Bir şeyin iç yüzü, gerçek şekli. Bu işin nokta noktası. Aslı astarı. Aslı astarı doğru cevap. Özge Hanım, 5100 puan aldık. Olsun. 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 Eğlenmeye geldim. Aynen ama daha iyi puan alıyorduk az daha. Evet. Ya, elimizden kaçtı. Olsun. Ayaklarınıza sağlık. Belli de olmaz biliyorsunuz. Yani 5100 puanı biri geçene kadar siz birincilik koltuğunda oturacaksınız. Tadını çıkarın efendim. Görüşmek üzere tekrar. Evet. Hanımlar, beyler, Özge Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.